Evet, istasyon caddesini size göstermeden önce bir küçük tanıtmak istemiştim. Burası yaklaşık 1 kilometre mesafede sağlı sollu restoran kafelerin olduğu, Kırklareli halkının akşamları, özellikle yaz akşamları olsun, serinlemeye geldiği birçok burada sosyal mekanlar, sosyalleştiği mekanlar var. Alışveriş mağazaları. Beraber şimdi bu caddeyi beraber bir gezelim. Size tanıtmak istiyorum. Tarihi Kırklareli garından, tren garından başlayan bir cadde. Hemen girişinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün binası var. Ve Kırklareli Valiliğin ekoturizm haritası. Bakın burada Düpsine Manası, Hamdi Bey Köyü, Demirköy, Fatih Dökümhanesi, Tarihi Vize, oradaki Küçük Ayasofya, Vize Kalesi, Kıyıköy, Aya Nikola Manastırı, Cehennem Şelalesi gibi, İğneada, Limanköy gibi tarihi turistik yerlerini anlatan güzel bir harita konulmuş. Cadde dediğim gibi birçok burada hem bilinen markalı mekanlar hem de yöresel markaların olduğu, yürümenin keyif verdiği bir cadde olmuş. Dediğim gibi Kırklareli Belediyesi tam bir Atatürk sevdalısı. Hemen hemen her yerde Atatürk'le ilgili mutlaka bir obje, bir levha, bir heykel görebiliyorsunuz. Özellikle kahve markaları burada peş peşe sıralanmış. Kırklareli'nin gençleri özellikle bu tür kafelere rağbet gösteriyor. Hemen şu anda objektifte gördüğünüzde çay bahçeleri, eski nostaljik, daha çok belli bir yaşın üzerinde olan Kırklareli'nin talebiyle karşılaşıyor. Gerçekten sıcak bir havalarda yazın. Burası sizin de gördüğünüz gibi çam ağaçları nedeniyle gerçekten püfül püfül esiyor. Evet, dediğim gibi birçok yeme içme mekanı var. Cadde trafiğe daha önce açıkmış ama kapatılmış, bir kültür yolu gibi olmuş. Her tarafta, yani şöyle bir 30-40 metreye bir Atatürk ile ilgili mutlaka bir tanıtım panosu koyulmuş. Biz de bunları size gösteriyoruz. Akşamları güzel bir ışıklandırılması var. Işıl ışıl. O nedenle burada akşam da yürümek bir hayli keyifli oluyor. Devam edelim. İstasyon Caddesi'nde böyle sağlı sollu güzel heykeller, manalı heykeller koymuşlar. Orada tabii bir parka bir değer katıyor. Avrupa'da çok alışık olduğumuz bir durum. Türkiye'de çok fazla yok ama Kırklareli'de aydın bir Avrupa kenti olduğu için sanıyorum bu modaya da ayak uydurmuş. Evet, buradaki heykelimizin de konusu üzüm bağları. Yani Kırklareli'nin en önemli tarım ürünlerinden bir tanesi olan üzüm bağlarını anlatan güzel bir modern bir tasarım olmuş. Evet, İstasyon Caddesi şimdi sizin de gördüğünüz gibi bitmek üzere. Hemen bu caddenin sonunda ise Özgürlük ve Demokrasi Meydanı başlıyor ve orada da yeni bir video çekerek Kırklareli'nin valiliğin doğduğu ana meydanla Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nı anlatan bir videoda çekmiş olacağız. Şimdi İstasyon Caddesi'nden, caddesinin istasyon kısmından, tarihi garın oradan girdik ve şu anda baştan başa yürüyerek size çekimlerini gösterdim. Burası da Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki giriş. Hemen akşamda ışıklandığı zaman çok güzel gözüküyor. Kırklareli'nin sloganı olmuş artık, mutlu insanlar kenti diye. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.